Herkese merhabalar. Ben Doktor Nezih Karaca. Bugün sizlere kulak bölgesinde keloid neden oluşur ve biz nasıl tedavi ediyoruz onu anlatacağım. Keloid problemiyle gelen çok fazla hastam var ve bunların içerisinde kulakta gelişen keloid, tabii ki vücudun göğüs bölgesi, omuz bölgesi, sırt çok fazla geliyor. Onlar daha çok sivilce, aşıya bağlı, daha önce geçirdiği bir cerrahi operasyona bağlı olarak çok oluyor. Ama kulak bölgesinde de azımsanmayacak kadar çok keloid hastası geliyor. Peki kulaktaki keloid neden oluyor? Bunu önce bir üzerinde durmak lazım. Keloidi en çok kulakta gördüğüm hasta grubu tabii ki tahmin edersiniz kadınlar. Neden? Keloidi tetikleyen en önemli faktör arkadaşlar travma. Travma sonrası ortaya çıkan bir reaksiyondur keloid. Keloid nedir? O bölgede bir travma oluşuyor. O travmadan sonra oraya gelen aşırı iyileşme dokusuna biz keloid diyoruz. Peki kulakta niye oluyor bu zaman? Tabii ki kadınlarda görmemizin sebebi o zaten. Küpe ve piercing için birden fazla travma uğratılan bölge ve özellikle kıkırdak dokusuna yapılan delme işlemleri vücutta ciddi bir travma reaksiyonu başlatıyor ve orayı tekrar iyileştirmeye çalışıyor. Ama bünyeniz, genetiğiniz sizin keloid geliştirmeye yatkın ise işte o zaman işler değişiyor. O bölgedeki iyileşme dokusu aşırı iyileşme dokusu halinde orada bir kitle oluşturmaya başlıyor. İşte orada arkadaşlar keloid gelişiyor. Keloid bazen küçücük bir bezelye tanesi, hatta bırakın onu, kulakta gözükmeyen ama dokunduğunuzda içi sertleşmiş bir doku halinde olabiliyorken bazen yumruğum kadar bir kitle halinde bize gelebiliyor. Ve eğer bunu tedavi ederken doğru seçenekler kullanılmazsa, ne demiştim? Keloidin sebebi travma. Siz gidip keloid gelişti diye orayı cerrahi operasyonla bir daha aldırmaya kalkarsanız cerrahi nedir? Travma. Travma o da bir kesi. Bıçakla aslında bir travma yaratıyorsunuz. Ha kulağı deldirmişsiniz, ha oluşan keloidi aldırmak için bıçakla kestirmişsiniz. Keloide bıçak değmeyecek. Bunu kafanıza yerleştirin arkadaşlar. Arkadaşlarınızdan keloidi olan varsa da söyleyin. Keloide bıçak değmeyecek. Vücudunuzda herhangi bir yerde keloidiniz varsa, ya ben bunu alayım diyen birisi varsa aldırmayın. Çok daha kötüsüyle geri gelir %90. O yüzden bakın tecrübeme sabit olarak söylüyorum. Keloide bıçak değirmez. Keloid başka şekilde tedavi edilir. O yüzden çok zor, çok uğraştıran, bırakın Türkiye'deki hastalarımı, Afrika'dan, Amerika'dan hastam geliyor arkadaşlar. Adam çaresiz, çaresiz. Oradaki doktorlar uğraşıyor, çözemiyor. Geliyor buraya çare almaya. Tamam, çözüyoruz ama uçak bileti alıyor, gidiyor. Bir kere de geçmiyor ki. Ayda bir düzenli gelmeniz gerekiyor ki düzelsin. Belli bir formülü, belli bir matematiği var. O yüzden keloidiniz küçükken tamam tedavi edelim ama bıçak değirmeyin. Anahtar nokta bu. Keloid geliştiyse biz bunu nasıl tedavi ediyoruz? Eğer bir keloidiniz varsa vücudunuzda, bakın sizin yapmanız gereken şey şu. Bir yerinizi çizdiniz, bir aşı oldunuz. Geçmişte aşıdan dolayı bir keloidiniz gelişti. Bir yerde bir beniniz vardı, aldırdınız veya istemeden bir ameliyat olmak zorunda kaldığınız bir sağlık problemi. Dikiş yerinizde keloid gelişti diyelim. Arkadaşlar keloid geliştiyse uyanık olacaksınız. Artık kulağınızı deldirmeyin. Yaptırmayın yani. Artık o saatten sonra keloide yatkınlığınız varsa vücudunuz buna tepkilidir. Yani geçmişte örneğin 13 yaşına kadar, 15 yaşına kadar keloidiniz yokken deldirdim ben. Bir daha olmaz demeyin. 16-17 yaşında bir travma keloidi başlatmış olabilir. Ondan sonra artık ondan sonraki travmalarınız keloidi tetikleyebilir. Yani siz bir keloid gördüyseniz lütfen artık başka yerlerde keyfi olarak travma yaratmayın. Hastalığı var, sağlığı var. O ayrı bir konu. O zaman konuşulur. Ama durduk yere keyfi olarak kulağınızı deldirmeyin. Piercing taktırmayın. Sonra siz uğraşırsınız. Keşke yaptırmasaydım dersiniz. Kafanız ağrır. Yapmayın. Peki oluştu diyelim. Tabii ki oluşan keloidin biz büyüklüğü ve derecesine göre tedavi yapıyoruz. Her şeyden önce bir iğne ile ilaç uygulaması yapıyoruz. Bu ilacı nasıl yapıyoruz? İğnenin içerisinde kortizon var. 5-fluorouracil dediğimiz bir madde var. Bileomesin dediğimiz bir madde var. Bu maddeleri direkt oradaki keloidin içine vererek o bölgenin küçülmesini uyarıyoruz. Ama bu yeterli geliyor mu?
Küçük olanlarda yeterli geliyor. Ama büyük olanlarda yeterli gelmiyor. Daha büyükse, yani özellikle 1 santimden büyük olanlarda biz işi daha da agresifleştiriyoruz. Bu sefer içine bir iğneyle girip direkt içeriden intralezyonel kriyoterapi yapıyoruz. Yani -196 derecelik bir spreyi, -196 içeri girip oradan içeriden 360 derece bütün keloidi kapsayacak şekilde donduruyoruz. O dondurma efekti oradaki keloidi hem dokuyu nekroze ederek öldürüyor ve böylece küçültüyor. Ama cerrahi gibi vücut algılamıyor. Yani bir travma yaratmamış oluyorsunuz. Farkı bu işte. Aslında cerrahi gibi yok ediyorsunuz ama vücut cerrahi algılamadığı için orada daha büyük bir keloid oluşma ihtimali zaten yok. Hiçbir zaman da eskisi gibi keloidiniz gelişmiyor. Ve biz bunu seanslar halinde ayda bir sizin sağlığınızı da etkilemeyecek bir matematikle götürüp kişinin keloidinin büyüklüğüne göre belli seanslarda yok ediyoruz. Ve en iyi hale getiriyoruz. Bunlarla ilgili çok fazla vakamız var ama tekrar söylüyorum. Siz kendinizin doktoru olun arkadaşlar. Vücudunuzda keloid varsa lütfen gereksiz yere keyfi olarak başka yerlerinizde travma yaratacak bir kulağınıza delme işlemi, burnunuza piercing işlemi, dudağınıza herhangi bir travma yapmayın. Bakın küçük iğneyle yapılan işlemlerden bahsetmiyorum. Daha milimetri büyük travma yaratacak kulak delme bir travmadır. Bıçakla yapılan işler travmadır. Hatta çok hassassanız, keloidiniz gerçekten fazlaysa dövme bir travmadır. Bunlara dikkat edeceğiz. Daha kötü sorunlar yaşamamak için. Bunlara dikkat edelim. Ha, şimdiye kadar gelişmiş bir keloidiniz varsa da bilinçli olarak hem iğne tedavisi ve altta intralezyonel dondurma işlemi olduğunu bilelim. Sadece bunun dereceleri, uygulama tekniği kişiyi keloidinin yapısına ve kişinin durumuna göre değişir. Ama kulak göz önünde olan bir yer olduğu için ve çok sık karşılaştığımız için bunu da vurgulamak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.